Max Bergman from the Center for American Progress. Amerikan İlerleme Merkezi'nden Max Bergman, acaba START anlaşmasına neden ihtiyacımız var? Bence yeni START anlaşması bundan sonra daha geniş anlamda nükleer silahların azaltılması ve Amerika ve Rusya'nın nükleer mühimmatının daha aza indirilmesi için geniş bir çerçeve oluşturacak. Bu yüzden bunun daha geniş bir çerçeve olacağını düşünüyorum. Aynı zamanda da bu silahların denetlenmesi çerçevesini de geliştirmiş olacak. Daha önceki START anlaşması geçtiğimiz Aralık ayında son bulmuştu, süresi dolmuştu. Bu çok önemli bir anlaşma çünkü nükleer istikrarın sağlanması, Amerika ve Rusya'nın birbirlerinin nükleer mühimmatından, yetilerinden, nükleer silahlarından haberdar olmasını sağlayacak bir anlaşma. Aynı zamanda istihbarat paylaşımını sağlayacak ve karşılıklı güven oluşturacak bir anlaşma. Dolayısıyla bu anlaşmaya varılmış olması aslında ikili ilişkilerde istikrarın, daha önce kaybedilmiş olan istikrarın sağlanması anlamına gelecek. Dolayısıyla böyle bir çerçevenin sağlanması ve gelecekte daha ciddi azaltmalara gidilmesi için nükleer silahlarda önemli bir çerçeve oluşturacak. Tabii ki nükleer savaş başlıklarının azaltılması, aynı zamanda nükleer füze rampaları sayısının azaltılması da bunun içerisinde var. Yine denizde kullanılan nükleer füzelerin, bombaların da azaltılması da bunun içerisine dahil. What will it accomplish? Acaba birebir gidecek olursak neler sağlanmış olacak bu anlaşmayla? Söylediğiniz noktaların bir bölümünü biliyoruz. Ancak bunun dışarısında acaba Amerika-Rusya ilişkilerine ne getirecek bu anlaşma? Aslında ben bunun Obama'nın Rusya'ya yönelik yaklaşımının da bir teyidi olarak görülmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü yaklaşık bir yıl önce Obama Amerika-Rusya ilişkilerinin yeniden başlayacağını, sıfırdan başlayacağını söylemişti. Soğuk Savaş'ın bitmesinden Obama'nın göreve gelmesine kadarki süreçteki bu farklılığı şimdi görüyoruz. Yani eskiden Rusya ve Amerika nükleer konularda konuşmazlardı birbirleriyle. Dolayısıyla bundan sonra Amerika'nın açısından en azından bakıldığında daha fazla işbirliğinin sağlanmasına yol açabileceğini düşünüyorum. Buna sadece nükleer konular değil, Afganistan gibi konular da dahil. Çünkü Rusya bu anlamda Amerika'ya çok büyük bir yardım sağlıyor ve Amerikan mühimmatlarının, askerlerinin oradan geçmesine, Afganistan'a gitmesine izin veriyor. İran konusunda Rusya'nın desteği tabii ki çok kritik öneme sahip bir konu. Yine bunun dışında Doğu Avrupa, mesela Gürcistan'ın da dahil olduğu o bölgede güvenliğin sağlanması konusunda iki tarafın birbirine güvenmesini sağlayacak önemli bir anlaşma olacak. President Obama has been promoting. Başkan Obama nükleer silahların olmadığı bir dünya vizyonunu aslında teşvik etmeye çalışıyor. Son dönemde açıkladığı vizyonunda da aslında bütün bunlardan bahsediyordu. Ama acaba Rusya Duma'ya göndermezse bu anlaşmayı ve onaylanmazsa ne olur? Aslında eğer onaylanmaması gibi bir seçenek olursa bunun çok büyük bir sonucu olacaktır. Amerikan Senatosu'nda bunun onaylanması için yaklaşık 67 senatörün oyu gerekiyor. Yani 3'te 2 oy gerekiyor. Dolayısıyla en az 8 cumhuriyetçinin bu konuda desteğinin alınması gerekiyor ve bu anlaşmayı desteklemesi gerekiyor. Şu ana kadar her iki partinin de desteklediği anlaşmaların onaylanması gibi bir şey söz konusu olamadı aslında Amerikan Senatosu'nda. Ancak tabii ki bütün bu bahsettiğimiz gözetimin gerçekleştirilmesi gibi sert anlaşmasının içerisinde yer alan şeyler her iki taraf açısından da önemli olduğu gibi eski sert anlaşmasındaki bir takım anlaşmazlık yaratan noktalar bunun içerisinde yer almayacak. Dolayısıyla her iki taraf açısından da birbirlerine güvenmeleri, bir diğer tarafta neler olup bittiğini bilmeleri açısından önemli bir nokta. Ancak korku burada aslında aradaki güvensizliğin, iki ülke arasındaki güvensizliğin bu ülkeleri yeniden nükleer silah üretmeye itebileceği yönünde. Aynı zamanda uluslararası anlamda nükleer silahların azaltılması konferansı Mayıs ayında yapılacak ve bu anlamda, genel anlamda nükleer silahların azaltılması çabalarına sekte vurabileceği düşünülüyor bu konuda. Eğer onaylanmazsa bu anlaşma senatoda, yani eğer bu iki ülke bu konuda anlaşamazsa. Peki nükleer tehdit ne kadar büyük ve ne kadar ciddi acaba? Bence nükleer
tehdit aslında Soğuk Savaş döneminde olduğundan biraz azaldı diyebiliriz. Ve Amerika ve Rusya artık birbirine karşı, birbirine düşman ülkeler değil. Ancak bir şekilde bu tehdit tamamen ortadan kalkmış da değil. Özellikle hala tetikte bekleyen Rusya'ya yöneltilmiş füzelerin olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla eğer hatayla, kazayen böyle bir şey olursa, yani iki ülkeden birisi aynı 1997'de olduğu gibi yanlışlıkla bir roket gönderecek olursa, o zaman iki ülkenin liderleri de karşılık verilip verilmeyeceğine karar verecek durumda olacak. Dolayısıyla gerçekten zor bir durum bu. Şu anda asıl karşılaşılan güçlük aslında Obama'nın daha çok nükleer terörizm konusunda odaklandığı nokta. Çünkü eğer bu konuda bir şeyler yapılacaksa, Amerika işte tam buna odaklanmak istiyor. İlişkilerin güçlendirilmesine odaklanmak istiyor. Burada Washington'da yapılacak olan nükleer güvenlik zirvesi, Harry Truman'dan bu yana Washington'da yapılan en büyük zirvelerden birisi olacak bu konuda. Dolayısıyla çok büyük bir zirve bu ve bu zirvede bu nükleer malzemelerin nasıl korunacağı, teröristlerin eline geçmesi nasıl engelleneceği tartışılacak. Dolayısıyla dışarıda bir takım gruplar var, bunu hatırlamak lazım, ve nükleer malzemeleri ellerine geçirmek istiyorlar ve bunları terörizm amaçlı kullanmak istiyorlar. Dolayısıyla temel endişe aslında Obama yönetimi açısından işte bu ve bunu bir küresel öncelik haline getirmek istiyor Obama. Nükleer güvenlik konusuna gelince, İran aslında batılı ülkeler için büyük bir tehdit yaratıyor gibi algılanıyor. Nükleer silahların azaltılması anlaşmalarını imzalayan ülkelerin dışarısında kalıyor ve yaklaşan nükleer güvenlik zirvesinden siz de bahsettiniz. Türkiye Başbakanı da katılıyor olacak bu zirveye. Sizce bu zirvede İran konusunda bir görüş birliğine varmaları söz konusu olabilir mi? Batılı ülkelerin ve İran'a karşı daha başka yaptırımların uygulanması konusunda acaba bir anlaşmaya varılabilir mi? Çünkü Türkiye bunun aksini savunuyor ve yaptırımlardan ziyade diyalogla bu sorunun çözülmesi gerektiğini söylüyor Türkiye sık sık ve askeri bir takım yöntemlerin aslında hiç yardımcı olmayacağını söylüyor Türkiye. Aslında bana kalırsa Amerika'nın açısından baktığımız zaman şunu söyleyebiliriz. Amerika diyaloğa gerçekten çok açık bu konuda. Başkan Obama İran'la açık bir diyalog kurulması konusunda kampanyası sırasında da önemli sözler etmişti. Dolayısıyla 2009 yılında yaptıklarına bakarsak aslında büyük oranda bu çerçevede davrandığını söyleyebiliriz. Geçen yıl 1 Ekim'den bu yana bu konuda tartışmalar sürüyor. O dönemde İran'ın uranyumunu zenginleştirmesi için dışarıya göndermesi gibi bir şey söz konusuydu. Ancak İran bu anlaşmaya girmek istemedi. Ancak burada sadece Amerika değil, Avrupa'daki bazı ülkelerde Almanya, Fransa, İngiltere gibi ve şimdi görünen o ki Rusya'da şu karara vardılar. İran aslında böyle bir yapıcı diyaloğa girmek istemiyor çok da fazla. Bana kalırsa Türkiye Başbakanı'nın diyaloğa çağrısı gerçekten çok önemli bir çağrı. Ancak diyalog zamanı artık sona ermiş olabilir diye düşünüyorum. Ve şu anda İran'ın nükleer silahların azaltılması anlaşmasına yönelik ihlallerinin tartışılıyor olması gerekiyor. Ve eğer bu ihlaller devam edecekse o zaman mutlaka belli kuralların uygulanması gerekiyor anlamına geliyor. Ve eğer İran'a yönelik yaptırımlar uygulanmazsa o zaman bunun çok kötü etkileri olabilir. Nükleer silahların azaltılması anlaşması açısından kötü etkileri olabilir. Her 5 yılda bir nükleer silahların azaltılması konusundaki prensipler biraz daha genişletilmeye çalışılıyor. Dolayısıyla eğer İran bunlara uymamaya devam ederse ve bunun karşılığında bir ceza almazsa o zaman çok olumsuz bir sinyal gönderecektir bu tüm dünyaya. Zannediyorum burada umut bu nükleer güvenlik zirvesiyle birlikte Başkan Obama'nın Türkiye'yi de yanına çekebilmesi, Çin'i de bu konuda ikna edebilmesi, diğer ülkeleri ikna edebilmesi ve İran'a güçlü bir işaret gönderilmesi, sinyal gönderilmesi ve mutlaka yapıcı bir diyalog içerisine girmesi gerektiğinin söylenmesi İran'a. Aksi takdirde bunun sonuçlarının daha da ciddileşeceğinin gösterilmesi olabilir. Thank you very much. Çok teşekkür ederiz Sayın Bergman.